Yeniden merhabalar. Bu saatimizde Fikir Fabrikası ile karşınızdayız. Yoğun tempo içinde çalışan insanlar yemek yeme deneyimlerini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek istiyorlar haliyle ve hayvansal ürünlerin yerine geçebilecek birer alternatif olma fikriyle ortaya çıkan yeni nesil akıllı gıdalar birçok tüketici tarafından da öncelikli gıda ürünleri olarak görünüyor. Beslenmede önemli bir yer tutan et, tavuk, süt ve süt ürünleri, balık ve balık ürünlerinin bugün birçok tüketici tarafından da tedirginlikle tüketildiğini görüyoruz. İnsanların bu anlamda besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek içinse üretilmesi gereken gıdaların sürdürülebilir olduğu kadar da sağlıklı olması gerekli nitekim. Hoga Food Company bu Türkiye'de bu açığı kapatacak bitkisel kaynaklı sürdürülebilir ve besin değeri yüksek yeni nesil gıdalar üreten ilk Türk girişim şirketi ve Türkiye'nin topraklarında yetişen binlerce özel bitkinin tohumun içeriklerini gıda teknolojileriyle birleştirerek yeni nesil gıdalar üretiyor efendim. Biz de bugün Hoga Food kurucu CEO'su Emine Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Emine Hanım Gözlerim. Öncelikle. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Şimdi Hoga Food Company'nin ilk ürünü aslında Hoga Fisk, bitkisel mikrobesinlerle üretilen yeni nesil bir havyardan bahsediyoruz burada. Sürdürülebilir besin değeri yüksek bir gıda ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Katma değeri yüksek tabaklar yaratıyorsunuz bu ürünle. İçeriğine baktığımız zaman 13 vitamin, 9 mineral, L-karnitin ve koenzim Q10 var. Gibi zenginleştirmeler yapabiliyoruz. Evet. Peki ilginç bir proje. Çıkış noktası ne oldu? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Ben kimya mühendisliğinden mezunum. Sektörde de bir dönem çalıştım. Daha sonrasında yurt dışı işlerim için birçok ülkede bulundum. Havyar yeme deneyimini yurt dışında yaşadım. Bir mühendis olarak bir işi daha efektif, sürdürülebilir nasıl yapabilme fikri aslında her konuya bizi bir şekilde iletiyor. Ben de havyara odaklandım. Bunu farklı nasıl yapabilirim? Burada da baktığımız zaman teknolojik bir altyapıyla bunları başarabiliyoruz. Bugün havyarın tadını, dokusunu, kokusunu, belki görüntüsünü, özellikle de en zor kısım olan içeriğini bitkilerden karşılayabiliyoruz. Bu bizim bir aslında teknolojik altyapımızı gösteriyor. Burada da Yıldız Teknopark'ın Ar-Ge laboratuvarlarını ve kendimize ait bir Ar-Ge alanımız var. Oraları kullanıyoruz. Türk mühendisleri çalışıyor. Genellikle de kadın Türk mühendisleri, çok ince detaylar olduğu için işimizde, onlar da bir dantel gibi ilmek ilmek aslında işimizi organize ediyoruz. Ürünümüz satışa da çıktı. Çok da iyi talepler ve geri dönüşler aldık. Hatta bir yine üniversitenin bir araştırmasında kör tadım testine soktuk ürünümüzü. Gerçek havyarla %50-50 kaldık. Yani tüketici tarafından da gerçekten onaylanan bir ürün olduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'nin gücüne baktığımız zaman, farklılığına baktığımız zaman, ham maddelerine baktığımız zaman bitkiler çok önemli yer tutuyor. Ve neredeyse Avrupa'nın tamamındaki bitki çeşitlilerinin büyük bir kısmı Türkiye'de var. Evet. Biz de bunları aslında katma değeri yüksek hale getiriyoruz. Bunu da bir milli hedef olarak da görüyoruz açıkçası. Çok da mutluyuz. İstihdamı da arttırıyoruz. Bugün şirketimiz her ay yaklaşık 2-3 aya bir yeni bir istihdam alıyor. Büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye'de üretip dünyanın birçok ülkesine satmak. Şu anda Uzak Doğu'dan, İngiltere'den, Almanya'dan bunlar söylenince biraz şey gibi kalıyor, rüya gibi, ama gerçekten bunu yapıyoruz. Yapan arkadaşlarımız da var farklı işlerde. Bu girişimcilerin herhalde farklılığı diyelim. Kimler tercih ediyor daha çok? Aslında sadece bitkisel bazlı beslenen işte vegan, vejetaryenler değil. Birazcık da fonksiyonel gıdalara ilgisi olan, zenginleştirmeleri içinde olduğu için vitamin, mineral gibi, evet, günlük alması gereken belirli besin değerlerine ulaşmak isteyen birçok insan aslında talep ediyor. Türkiye'de de bir havyar pazarının olmaması aslında burası için bir niş pazar haline getiriyor, ama dünya için de aslında havyar konusunda büyük bir tedirginlik, büyük bir sektörel daralma söz konusu. Çünkü üretim teknikleri çok zor. Çok büyük maliyetlerle böyle bir tesisin kurulması söz konusu. Böyle olunca da ve hayvan hakları gibi konular da içine girince ciddi anlamda aslında artık bir teknolojinin bu konuya el atması, farklı bir yorum getirmesi bizim Türkiye'den bize nasip oldu açıkçası. Evet. Biz de çok mutluyuz bu konuda.
Şimdi ben baktığım zaman havyarla alakalı en çok haşır neşir olduğumuz nokta aslında Uzak Doğu mutfağı. Orada ister istemez suşilerin üzerinde tobikolarla beraber işte havyarı biraz da o turuncu olanları özellikle bünyemize katıyoruz. Peki o kısımlarda kullanılıyor mu? Yani mesela restoranlara ya da daha çok böyle Uzak Doğu yemeklerinde vesaire o suşiler için bunları satan restoranlar sizden alıyorlar mı havyar? Evet, şu anda tedarik ettiklerimiz restoranlar var. Bizim Topiko gibi bir segmentler var. İşte beluga balığının havyarı mesela en pahalıdır. Bizim aslında birçok havyar çeşidine göndermemiz var. Biz beluga balığının havyarının ikamesini yaptık. Onun dışında yine sizin söylediğiniz topikoların ve yine Dubai pazarı için hazırladığımız gold havyarımız var. Burada da koenzim Q10 ayrıca zenginleştirmesi yaptık. Bunun gibi çok farklı ülkelerin yeme içme kültürlerine dayanarak onların damak zevklerini ön plana çıkararak aslında ürün geliştirebiliyoruz. Çünkü Türkiye'nin damak zevkiyle İngiltere'ninki, Dubai'ninki ya da Uzak Doğu'nunki çok farklı. Gerçekten burada bir mühendislik, bir algoritma söz konusu. Evet. Artık evet, bunları da teknolojiyle yapılıyorlar. Yani sadece kör tadım testlerinin dışında elektronik diller var aslında. Biz oraya kadar gelemedik ama inşallah o taraflara da gitmek istiyoruz. Ve Türkiye'nin gastronomisine baktığımızda da çok derin. Türk mutfağı da çok renkli. Çok 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 gerçekten önemli şefler var. Beraber çalışıyoruz onların birçoğuyla. Bizim de yanımızda olmalarını hep temenni ediyoruz. Çünkü biz biraz farklı bir yolu seçtik aslında. Hani geleneksel modellerin dışına çıktık. Orada da bazı insanlarda soru işareti oluşturuyor. Buna da çok büyük saygı duyuyoruz ama şunu söyleyebilirim. Birçok belki hızlıca tükettiğiniz üründen çok daha sağlıklıyız. Evet. Çok daha evet, çok daha belirli sertifikalar, gözetimlerle ürünlerimizi yapıyoruz. Aslında hiç korkulacak bir şey olmadığını ben burada tüketicilere de söyleyebilirim. Soru işaretlerini buradan da giderelim o zaman. Olur. Mesela benim aklıma gelen ilk şey bir balık yumurtası nasıl bitkisel bir ürün olarak üretilebilir? Aynı içerik değerleri korunarak, yani bir canlı organizmanın, denizde yaşayan bir canlının yumurtasından bahsediyoruz. Ve siz bunu bitkilerden elde ediyorsunuz ki sadece havyarda değil, et ürünleriyle alakalı da aynı çalışmaları yapıyorsunuz. Üretim şeması nedir, döngü nedir? Bize bunu anlatabilir misiniz? Tabii. Aslında her şeye doğadan ilham alıyoruz. Şöyle diyelim, bir hayvanın tükettiği şey genelde bitkiler. Yani bitkilerin içeriğini kullanarak vitaminlerini, minerallerini, kendisinin günlük tüketmesi gereken şeyleri aslında kendi kendine, hücreleri onu oluşturuyor. Biz de yine doğadan, yine o üründen ilham alarak onu araştırıyoruz. Aslında biz ilk başta var olan ürünü araştırıyoruz. Daha sonra bunu içerik olarak, işte en zor kısmı bu diyorum, nelerle yerine getirebiliriz? Yani A vitaminini neyi koyarak yerine koyabiliriz? Ya da birçok farklı antioksidanlar var mesela üzerinde çalıştığımız. Onların yerine ne koyabiliriz diye bitki ansiklopedimizden, bitki çeşitliliğimizden çekiyoruz. Burada en önemli kısım işte mühendislik kısmı olan birbirini inhibe etmemesi, yani yok etmemesi. Yani evet, koyduğunuz bir şeyin diğerini yok etmemesi kısmı. Burada da yine belirli teknoloji kullanarak onları da optimizasyonunu yapabiliyoruz. Bu şekilde ürünler çıkarabiliyoruz. Onun dışında dünyaya baktığınız zaman özellikle birçok ülkede bu tarz ürünler aslında raflara girdi. Yani herhangi bir yurt dışına çıktığınız zaman, bir markete gittiğiniz zaman ürün çeşitliliğini direkt görebilirsiniz. Bu da bir gelişmişliğin simgesi, bir saygının simgesi. Biz de ülkemizin bu yönüne aslında hizmet ediyoruz. Çünkü burası da çok bu konuda beklentileri olan ve gerçekten tüketiciye ya da insanların farklı görüşlerine saygılı olan bir toplum. O yüzden de biz de buraya hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Ürünlerimizin aslında birçok ürüne göre çok daha sağlıklı olduğunu şunu söyleyebilirim. Herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. Koruyucularımız da yine kendimizin geliştirdiği koruyucular ve bitkilerden elde edilen koruyucular. Burada da bir yine mühendislik var açıkçası. Bu şekilde de ürünleri, raf ömürlerini uzatmaya çalışıyoruz. Yani hizmet ettiğimiz alan aslında hem çiftçiye dokunuyor, hem gıda üreticisine dokunuyor, hem de son tüketiciye dokunuyor. Yani biz bir aile gibi hepsini birbirini etkileyen skalada birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız çiftçiye katkıda bulunmak. Evet. Bugün bir bitkisel süt projemiz var. TÜBİTAK'a da iletildi projemiz. Türkiye'nin en önemli stratejik şu anda atılımı yaptığı kenevir tohumu, ata tohumları.
Ondan süt ve süt ürünleri, aklınıza gelebilecek Türk yoğurtları, işte peynirlerimiz, yine bizim coğrafyadan çıkan peynirleri yorumlayacağız. Bu gibi kısımlarda çalışıyoruz. Burada da Türkiye'nin üreticiye, çiftçiye verdiği 19 ilde belki biliyorsunuzdur bu kedevir üretimi onaylandı. Evet. Şimdi çiftçilerimiz üretime geçtiler. O çıkan tohumların nasıl değerlendirileceği kısmı. Yani orada en katma değerli şekilde aslında üretmek hedef. Onun oraya hizmet edebilirsek ne mutlu bize. İnşallah o oradaki ürünleri değerlendirip bir de bunu yurt dışına satabilirsek ve orada da bir istihdama küçük de olsa bizim de bir katkımız olursa bizim ekip olarak hepimizin mutlu olacağı bir kısmı olacak. Biz burada çok milli gerçekten hedeflerle ilerliyoruz. Çünkü gerçekten herkesin böyle işlere ihtiyacı var. Bugün birisine bu konuyu anlattığımda gözleri ışıl ışıl oluyor. Çok destekliyorum diyor. İnşallah yolunuz açık olsun diyorlar. Biz de bu destekle aslında ilerliyoruz. Tabii ki nakit akışını düzenli bir şekilde tutmak çok zor bir girişim için. Burada da işte yatırım süreçlerimiz devam ediyor. Yatırım sunumlarına gidiyoruz. İnşallah Türkiye'den bir yatırım alırız. Çünkü yurt dışından da mailler geliyor. İnşallah Türkiye'den bir yatırım alır ve buradan bu organizasyonu kurarız. Bizim de dileğimiz bu. Peki, şimdi aslında işin en ilginç tarafı besin değerlerini sağlayabiliyorsunuz bir şekilde. İşte herhangi bir besin maddesini ele aldığımızda onun içindeki vitaminler, mineraller, her neyse yeni oluşturduğunuz besinde de aynı değerleri koruyorsunuz. Hatta üzerine de katabiliyorsunuz. Katabiliyoruz. Fakat ilginç nokta aynı tadı nasıl sağlayabiliyorsunuz? Tatta aslında çok büyük bir skala var. Biz mesela çok denemeler yaptık. İşte kör tadım testleri. Yaklaşık belki 5000 kişi bizim ürünümüzü denemiştir çıkmadan önce. Ve bir girişimci olduğumuz için yoldan çevirdiğimiz bir insana da aslında tattırdık. Öyle birebir hani işte şefler de vardı bu insanlar içinde. Orada ortak bir noktada durup ürünümüzü ürettik. Peki bu yeterli mi? Hayır. İşte dediğim gibi her ülkeye girdiğimizde tat çalışmamız devam edecek. Onların damak zevklerine göre yeniden organizasyonunu yapacağız. Yeniden algoritmalarımızı geliştireceğiz. Bizim işimiz cidden ilmek ilmek bir iş. Çok detayı var. Ama biz yolunu biliyoruz. Bunun arkasındaki teknolojiyi yönetebiliyoruz. Ve en azından bu karmaşanın içine hızlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Bu da bizim farkımızı oluşturuyor. O yüzden ben bu tat konusunun yönetilebilir olduğunu size söyleyebilirim. Her ülke için. Şimdi katma değerli tabaklardan bahsettik aslında. Ve bir anlamda hangi yemeklerde kullanılıyor daha çok? Ne gibi tatlar oluşturuyorsunuz? Nerede tercih ediliyor? Bunlarla alakalı da söylemek istedikleriniz. Tabii hemen iletim. Havyar aslında doğası gereği böyle birazcık daha aparatiflerin üzerinde. İşte düğünler olabilir, davetler olabilir ya da çok sevdiğiniz bir misafiri evde ağırlamak istediğinizde tabağa koyacağınız gerçekten bir anda o masanın değerini arttıran, konuşmanın bile kalitesini arttıran bir yansıma yaratıyor ister istemez. Fakat biz ekip olarak bunu yaprak sarmasına bile uyguladık. Yani içine koyduk. Evet. Çok da tadanlar da güzel oldu. Yani aslında Türk mutfağının o güzel ve sağlıklı kısmına uyum sağlayabiliyor. Evet, kesinlikle. Hatta birçok arkadaşımız böyle birazcık daha öğrenci evlerinde makarnaların üstüne koyup bile işte o gün ya evet bir de kendime keyif yapayım makarnamın üstünde bir kaşık havyar yiyeyim evet deyip yiyebiliyor ve paylaşıyorlar bunları da. Biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten birazcık eğlenmeye belki birazcık yaşam kalitemizin arttırmak için çalışmaya çok ihtiyacımız var. O yüzden o taraflara, hiç tanımadığımız insanlara dokunmak bize çok mutluluk veriyor. Bir de olayın farklı bir tarafı da var açıkçası. Hayvansal ürünleri üretme kısmı çok zor. Yani evet. Zaten soru işaretleri de var, belli kısımlar da var. Çok zor. Bugün burada sağlıklı olma noktası biraz daha ön plana çıkıyor ki sizin de başından beri vurguladığınız bir konu aslında, üstüne de gidebiliriz. Tabii ben şöyle anlatayım size. Hayvansal gıda üretiminde Türkiye'nin ihtiyaçlarını hala Türkiye karşılayamıyor. Her gün bir et kriziyle ilgili bir ne yazık ki bir haberimiz oluyor. Tüketicinin pahalı et ulaşma kısmı yine haberlere taşınıyor. Bu ayda bir mutlaka böyle bir habere sizin kanalınızda da ben bazen buna rastlıyorum. Bu şundan kaynaklı. Hayvanları çoğaltmaya çalışıyoruz ve onları beslemeye çalışıyoruz. Ve onların da hastalıkları oluyor, onlara da ilaçlar alıyoruz, onlara da vitaminler, mineraller veriyoruz. Çünkü bir kesim günü var, o güne hazırlamaya çalışıyorlar. Evet. Ve sürünün içinde sürü sağlığını insanlar korumak zorunda. Veterinerler çalışıyor, mühendisler çalışıyor. Ve günün sonunda aslında ortaya onlara verdiğimiz kadarını geri alamıyoruz. Burada biz de diyoruz ki
Yani biz bir kısmını en azından o bitkileri alalım. Hiç oraya dokundurmadan son ürüne gidelim. Aslında biz bir alternatif yaratıyoruz tüketiciye. Bizi tercih edenler, etmeyenler hepsine saygımız sonsuz. Biz sadece bakın böyle bir yöntem de var. Bununla da yapılabiliyor. Hem bunun teknolojisini Türkiye'den çıkıp dünyada da bunu anlatabilirsek Türkiye'ye her türlü bir anda objektiflerin bu tarafa döneceğine eminiz. Yani ister istemez çiftçiye kadar buradaki kaliteli ürünün burada olduğunun aslında odaklandırmaya çalışıyoruz dünyayı da. Yani birçok sektöre de faydalı olacağımızı özellikle yine tarıma bir dokunmamız var. Turizm sektörü. Turizm sektöründe de biliyorsunuz artık şeflerin özel tabakları oluyor. Gastronomi Türkiye'ye belirli şehirlere odaklandı. Dünyanın birçok yerinden Türkiye'yi keşfetmek için geliyorlar. Burada da ya bakın bizim böyle bir tabağımız da var. Bakın böyle ürünlerimiz de var demek. Gerçekten evet, akıllı gıdalar. Evet, gerçekten buranın yani bizim aslında ben girişimci ekosistemini çok iyi biliyorum. Türkiye'de de belirli üniversitelerde ekosistemler, kuluçka merkezleri var. Orada da arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz. Gerçekten çok değerli fikirler, çok değerli düşünceler var. Bunların hayata geçme kısmı çok zor. Gerçekten zor ama yapılabilir. İşte burada odaklanmak, belki bir işbirliklerinin artması, girişimcilere olan yatırımın biraz gündeme gelmesi, yani biraz risk alarak belki yatırım yapabilme düşüncesinin biraz insanlara nüfuz etmesi bu tarafı parlatabilir. Ve bu şekilde işsizliğe bile belki büyük bir çözüm denilebilir. Bunu uzmanlar büyük bir ihtimal açıklıyorlardır. Ama bu görünen bir tablo diyebilirim açıkçası. Peki şimdi sektördeki duruma baktığımız zaman yani bu akıllı gıdaların pazar payı nedir? Sektördeki konumu nedir? İşletmelerin özellikle yaklaşımı ne boyutta? Ben dünyadan biraz rakam vereyim size. Bugün gıda tüketiminde %3'lük bir artış varken fonksiyonel gıda dediğimiz bu akıllı gıdalarda yaklaşık %7'lik, bu bitkisel bazlı gıdalarda %20'lik bir artış var. Ve fonksiyonel gıda pazarı 900 milyar dolarlık çok büyük bir pazar. Burada önemli bazı ülkeler var, büyük oyuncular. Onlar çoktan girdiler. Pazarı da her geçen gün ellerine geçiriyorlar. Bizde de bu ürünler yavaş yavaş girmeye başladı. Görüyoruz. Hem internet kanalıyla giriyorlar hem de büyük market pazarlarına giriyorlar. Pazar her geçen gün büyüyor. Çünkü bizim ürünümüzün çıkış noktası aslında tüketiciden başlayaraktı. Tüketici neyi tüketmek istiyor ya da neyi almak isteyecek? Ve onlara biz Türk malı olarak ne alternatifler sunabiliriz? Aslında çıkış noktamız buydu. Yani biz üründen tüketiciye gitmedik, tüketiciden ürüne gittik. Burada da her günde tüketicinin, bizim ürünlerimizi tüketen insanların her cümlesini çok değer veriyoruz, dinliyoruz. Bu bizim diğer ürünlerimiz için de bir aslında altyapı oluşturuyor, bir bilgi hazinesi oluşturuyor. O yüzden de tüketicileri anlayarak, onların isteklerini çözerek ürün üretmeye devam edeceğiz. Evet. Yani şimdi söz konusu gıda ürününe baktığımız zaman aslında çok stratejik bir ürünle karşı karşıyayız ve ciddi anlamda pazarlama stratejilerinin de burada ön plana çıkması gerekiyor ki ön yargılar zaten çok fazla hakim. Öncelikle onun kırılması lazım, topluma tanıtılması lazım, insanların alışması gerekiyor başta. Bunlar için yaptığınız çalışmalar neler mesela? Bu ürünleri ön plana çıkarmak için yaptığınız pazarlama çalışmaları vesaire efektif oldu mu yahut? Marketing bütçelerimizi biraz kısmak zorunda kalıyoruz. Şu an Ar-Ge'ye biraz para arıyoruz. Yatırım süreçlerinde marketing kısmına belki biraz paralar verilebilir. Tanıtımımızı ne yazık ki tam olarak yapamıyoruz. Ben bu bizim herhalde girişimciliğin de kanayan yarasıdır. Evet. Çok önemlidir aslında ama nedense bu böyle bir ikinci planda kalıyor. Belki girişimciliğin yani bu da bir dezavantajı olabilir diyelim ama şunu söyleyebilirim. Bizi gören insanlar başkalarına hızlı bir şekilde anlatabiliyor. Onun dışında marketplace dediğimiz bugün internetten alışveriş yaptığınız sitelerde ürünlerimizi listeledik. Orada yine kadın girişimci platformlarının tamamında varız. Bunun dışında büyük market zincirleriyle toplantılar yapıyoruz. Burada da yine Teknopark'ın desteği oluyor. Yani bizi farklı kanallara buluşturabiliyorlar. Burada Türkiye'nin tüketim alışkanlıklarında Havyer nerede kalır? Havyer bir sosla mı kombine olur? Yani bu gibi kısımlarımız devam ediyor. Çünkü direkt havyarı tüketen bir popülasyonun büyüklüğü biraz soru işareti. Ama biz bunu zaten
ortaya çıkarırken birazcık da ihracat potansiyeline bakarak da ortaya çıkardık. Hem de gastronomik olarak da Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamak istedik. Fakat havyar için böyle bir durum söz konusuyken diğer ürünlerimiz, şu an Ar-Ge'si devam eden ürünlerimiz için aslında pazar çok açık. Şu an yine süt ve süt ürünlerini bitkilerden yapmaya çalışıyoruz. Eti yine keza aynı şekilde çalışıyoruz. Buralarda tüketici zaten tüketmek istediği bir gıda olduğu için rafta bizi de görünce almak isteyecektir. Peki bu ürünlerle müşteriye servis sunan restoranlar var mı? Var, evet. Bugün İstanbul'da birçok alanda gittiğiniz zaman bir suşici bile var. Adresini de program sonunda verebilirim. Evet. Çünkü şundan dolayı menülere baktığınız zaman aşağı yukarı her şey aynı oldu. Yani çok iyi bir restoranata da gitseniz belirli bölümler var. Artık yani insanlar da sıkılıyor. Bir şey farklı şeyler istiyorlar. Biliyorsunuz Türkiye'de dünyadan yeni gelen bir ürüne çok iyi hızlı adapte oluyor. Bugün evet. Bir avokado tüketiminin bilmiyorum bu kadar hızlı artışı ve hiç bizde olmayan bir ürünün bu kadar hızlı tüketilmesi. Çünkü biraz farklı, damak zevkimiz çok geniş çünkü aslında. Yani beklentilerimiz gıdadan çok fazla. Yemekten doymak istiyoruz. Her şeyi beraber olmasını istiyoruz. Çorbası, pilavı, salatası, tatlısı. Öyle olunca da burada o restoranta gittiğimiz menüde bizim ürünümüzün orada olması kaçınılmaz son. Yani tüketici de talep etmeye başladı. Bizim de bu aslında yine tabii 4-5 aydır aslında artık satıştayız. Bizim de marketing çalışmalarımız hızlanıyor. Daha çok insana kendimizi anlatıyoruz. Takdir de görüyoruz. Neden böyle işler yapıyorsunuz diyenler de oluyor. Yani bu bizi hiç yıldırmıyor. Bizim amacımız dediğim gibi sektöre birazcık farklı cümleler kullanmak. Burası da varmış. Yani Türkiye'den bunlar da çıkıyormuş demek. Çünkü ben beyin göçüyle son anda başka bir ülkede iş bulup mühendis olarak gidecek olan bir anda direktten dönen biriyim. Yani burada da neler yapabiliriz, odaklandırabilirsek diğer arkadaşları evet. Da yani çok mutlu oluruz. Şimdi sizin beyin göçünün kıyısından dönmüş bir insan olarak Türkiye'yi geri çeviren ve girişimciliğe iten yolun başında aslında bir yandan da burada destek gördüğünüz kısım Teknopark. Evet, Yıldız Teknik evet. Üniversitesi'nin. Şimdi bir barkodumuz var aslında, ondan da faydalanalım. Teknoparklarla ilgili konuşmaya devam edelim. Türkiye'nin teknoloji üssü olarak tabir ediliyor teknoparklar ve teknopark sayısının 84 olduğunu görüyoruz. Teknopark bulunan il sayısı ise 56 olarak görünüyor. Toplam ihracat rakamı 4.1 milyar dolar imiş ve bu bölgelerin elde ettiği toplam satış tutarına baktığımızda da 79.7 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor. Yani baktığımız zaman aslında hangi alanlarda çözüm geliştiriliyor dediğimizde işte yazılım, sağlık, tarım, elektronik, enerji, uzay ve havacılık, makine, çevre, yani birçok sektörde aslında teknoparklardan faydalanıldığını görüyoruz ki müteşebbislerin de en çok dikkatini çeken yerler, en çok faydalandığı yerler sanıyorum ki. Sizin teknoparkla alakalı ilişkiniz nasıl kuruldu ve benzer yolları izlemek isteyen girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Tabii. Teknoparklar, biz Yıldız Teknopark'ta şirketimizi kurduk. Aslında durum şu, o ara yine TÜBİTAK projesi de yazıyorduk. Belirli bir girişimci sunumu vardır. Belirli özellikleri, ürünün, yaptığınız işin yine dünyadaki varlığı, yani ürünün büyüyebilmesini anlatabilmek, hangi katma değeri içeri sunduğunu güzelce anlatabildi bir girişim. Bunları genelde teknoparkların bu kuluçka merkezlerinin yöneticilerine bir sunum şeklinde anlatıyorsunuz. Ben bunu şu şekilde yapıyorum. Ortaya çıkan şu ürün olacak. Bizimki gibi elle tutulur bir ürün olması da gerekmiyor. Birçok yazılım firması var. Birçok yine ihracat potansiyeli çok yüksek yazılımlar da var. Tabii orada bir yığılma var. Birazcık daha iş ve programı ve organizasyonu diğerlerine göre daha belki farklı kalıyor ve kolay yönetilebiliyor diyelim biraz. Yine haksızlık olmasın ama Türkiye'nin sağlığında, enerji kısmında, makinede, çevrede o tarafta girişimcileri çok az. Yani yazılım girişimcilerinin fazlalığını görüyorsunuz. Ülkenin de bu tarafa ihtiyacı var ama diğer taraflara da bir yeni bir yorumlamaya ihtiyaç var. Biz tarımın içinde yer alıyoruz. Ben ilk sunumu Yıldız Teknopark'a yaptığımda harika dediler. Ben Türk Hava Yolları'nın havyarı menüsünde havyar yok. Dünyaya gidiyor.
Türk Hava Yolları'nın menüsüne bu Havyer'i sokmak istiyorum dedim. Biz senin yanındayız dediler. Hala o süreç devam ediyor ama şunu söyleyebilirim. Biz her şeyi yurt dışından alıp burada kombinleyip bir şeyler yapmaktansa buradan neler alıp yurt dışına satabiliriz odaklandığımız zaman bunu yapabilecek insan gücü de var. Bugün üniversitelerde birçok arkadaşım ne yazık ki ülkeden gittiler. Yavaş yavaş dönüyorlar çünkü baktıkları zaman diğer bir ülkede mühendis de olsan, doktor da olsan, avukat da olsan orada yaşamını kurman ve ilerletmen bura kadar güzel değil. Yani onu net bir şekilde görebiliyorum. Çünkü sosyal medya kanallarıyla paylaşımlarından ve şeylerinden inşallah orada gördüklerini, yapmak istediklerini dönüp burada yaparlar. Evet, teknoparkların kapısı açık. Kendi toprağında insanın katma değer üretmesi kadar değerli bir hizmet zaten. Çok olmuyor. Açık. Herkes bu ülkenin ilerlemesi için gerçekten çok çalışıyor. Ben birinin kapısını çaldığımda lütfen içeri girme diyen hiç olmadı. Belki şu an müsait değilim. Bir sonraki gün gel dediler. Hı-hı. En fazla bu oldu. Hiçbir zaman bu olmaz, ya böyle şey siz yapamazsınız diyen olmadı. O yüzden ben yine Yıldız Teknopark'ın yönetimine, oradaki ekibe, çok Hı-hı. genç bir ekip, hepsine çok teşekkür ediyorum. Genelde de yine üniversitenin yeni mezun arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Onlar için de çok önemli oluyor. Çünkü iş arama süreçleri çok uzun oluyor. Aslında Teknopark hem üniversiteye hizmet ediyor hem sanayiye hizmet ediyor. O yüzden de ben teknoparkların Türkiye ekonomisinde çok önemli yerde olduğuna inanıyorum. Ve girişimcileri de ilk adres olarak teknoparklara davet ediyorum. Peki, ihracat konusundan bahsettik az önce. Ona da kısaca bir değinecek olursak, teknoparklar anlamında baktığımız zaman ihracata katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ihracat bariyerleri çok sert olabiliyor. Özellikle belirli sektörlerde, işte savunma sektörü, yazılım sektöründe rakipleriniz çok güçlü olabiliyor Hı-hı. yurt dışında. Biz orada sadece uygun fiyatlı olarak rakiplerimizle karşı karşıya gelme fikri mesela bir girişimci için kabul edilemez. Yani uygun fiyatlı olduğu için onu tercih etmemeli. Daha kaliteli olduğu için, daha çok sorunu aynı anda çözebildiği için tercih ediliyor olabilir. Bunları girişimci aslında odaklanıyor. Şu gün ihracatın belki hala desteklenmesi gereken bir dönemdeyiz. Bizim mesela gıda için konuşalım. Katma değeri yüksek gıda ihracatı çok düşük seviyelerde. Diğer birçok iş için de bu şekilde. Bizim katma değerini yükselten işlere ihtiyacımız var. Ben bu değerin 79.7 milyar liraydı değil mi? Evet. İhracatın. Her geçen gün arttığını söyleyebilirim. Çünkü yavaş yavaş girişimciler hem iç pazarda hem de dış pazarda ne hangi ülkede kombine olabileceğini, hangi ülkenin açığı olduğunu çok iyi araştırıyor. Aslında bizim farklı bir yaşantımız var. Ben size birazcık girişimci hayatından da bahsedeyim. Yani 60 saatin üstünde bir çalışma tempomuz var. Bu Türkiye şartlarında birazcık aslında zor bir sektör diyebilirim. Çok fazla fedakarlığın, çok fazla farklı düşünce tipinin, farklı mekanizmaların aynı anda yönetilmesi gereken bir iş. O yüzden de eğer bir ülkede fırsat varsa ben bu girişimcinin gözünden kaçmayacağını söyleyebilirim. Burada dediğim gibi biraz yatırım. Yatırım. Dilerim insanlar ev, arsa, araba almaktansa bir girişimcinin işine ortak olmayı ve burada da girişimciyi öldürmeden belirli küçük hisselerle içeride olmayı, birçok yatırımcının aynı anda belki içeriye girmesi gibi bu dünyanın yaptığı iş modelleri, bunlara ilgilerinin olmasını çok temenni ediyorum. Hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunurlar hem de kendileri daha çok kazanır. Bunu da onu söyleyelim. Yani dolar kurundan daha çok kazandırıyoruz. Ya da evi kiraya vermesinden daha çok kazandırıyoruz. Onu söyleyelim. Bugün biz Havyar'ı çok büyük bir katma değerle, çok yani yüksek bir karla satabiliyoruz yurt dışına. Şu anki görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yüzden ben yatırımcıları bu tarafa davet ediyorum. O zaman ihracatın artışını hep beraber gözlemleyebiliriz. Peki, mesajımızı da evet, verdik. Kesinlikle en önemli kısmı, altını çizmem lazım. Peki, fikir fabrikasını kapatıyoruz efendim. Bugün Emine Yılmaz stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle beraber akıllı gıdaları ve teknoparkları, ihracatı değerlendirdik. 15.30'da küresel piyasaları görüşmek üzere yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.